Siz burada bir hatırlıyor musunuz? Bir deprem programı yaparken bir şey söylediniz. O bayağı bir artık slogan oldu. Şu an artık böyle her dillerden dillere dolaşıyor. Sizin burada tam bu stüdyoda burada otururken söylediğiniz bir söz. O sözü hatırlıyor musunuz? Senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor. Ya kardeşim o kitap başlığı oldu. Şimdi bugüne baktığınız zaman Atatürk'ün koyduğu hedeflere, ideallere, akıl, bilim, cehaletle savaş bunlar çok önemli. Ama bugün 2023'te hala ülkenin en itibarlı bilim insanlarından bir tanesi cehaletten dem vuruyor. Siz sadece yalnız da değilsiniz bu arada. İlber'cim. İlber Hoca zaten cahil savar hayatımızda. Demek ki hala yani Cumhuriyet'in 100. yılında hala cehaletle savaş tam olarak kazanılmış değil. Benim geçen haftaki Herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde Orhan'ın bir yazım var. Orada diyorum ki bilim Atatürk'le şahlanıyor. Atatürk öldükten sonra yavaş yavaş inişe geçiyor. Bunun iki sebebi var. Bunlardan bir tanesi rüşvet ve nepotizm. İkincisi ki bundan yani rüşvet ve nepotizm bu ikincisinden kaynaklanıyor. O da fakirlik. Atatürk'ten sonra gelen iktidarlar halkı pek düşünmemişler. Kendilerini bir daha nasıl seçiliriz düşünmüşler. O yüzden de cahil bırakmışlar. Hep cahil bırakmışlar. Yani köy enstitülerinin kapatılmasını düşün. Ya, halk evlerinin kapatılmasını düşün. Ha böyle aptalca bir şey olur mu be? Dangalaklığın daniskası bu. Düşünebiliyor musun bugün senin yüksek rütbeli bir politikacın diyor ki efendim Darwin teorisi bayatlamıştır artık. Ya bu adam nereden geliyor kardeşim ya? Bizim ülkemizi idare edenlerden biri bu. Nereden geliyor bu adam ya? Yani bu adam dünya hakkında hiçbir şey öğrenmemiş mi ya? Geçenlerde sordum, evrim kelimesi yokmuş biyoloji kitaplarında. Ya bunlar delirdiler mi? Nerede yaşıyorlar ya bunlar? Üniversitelerde ders diye okutuluyor biyoloji bölümünde. Ben bizzat okuduğum için biliyorum. Be kardeşim onsuz biyoloji olur mu? Sen biyologsun söyle. Ders var hocam. Ders. Abicim, evolüsyon dersin, diye bayağı ders var. Yahu yani evrim teorisi olmadan ki evrim teorisini bunlar sırf Darwin zannediyorlar. Yani Gregor Mendel'i unuttuk. Tabii. Hugo de Vries'i unuttuk. Ulan yani bunları bilmeden hiçbir şey yapamaz. Mesela antibiyotik direncini falan nasıl açıklıyorlar acaba evrim yoksa? Açıklamıyorlar ki. Bilmiyorlar. Neyse şimdi konumuz Atatürk hocam ya. Siz bu arada siyasetçiler, siz aslında yani böyle şimdi muhalifsiniz siz değil mi? Yani baktığınız zaman bayağı eleştiren, Cumhurbaşkanlığı da hükümette eleştiren birisiniz. Ya ben onları eleştirmiyorum. Onların yaptıklarını eleştiriyorum. Evet yani icraatlarını eleştiriyoruz. Yoksa İcraat tabii yani. Ne münasebet canım, kişilikleriyle öyle bir şey zaten. Alıp veremediğimiz hayır. Yok. Ama geçenlerde bu mesela Orta Doğu politikası ile ilgili Cumhurbaşkanı'na çok pozitif bir konuşma yaptınız. Çok pozitif yaptım ama sonra şak diye saptı. Vaz mı geçtiler diyorsun? Vazgeçti tabii, şimdi şeye döndü iş, evet. Olacak iş değil yani. Yani ilk başta Tayyip Erdoğan Bey bütün dünya liderleri arasında en akıllı lafı etti. Kardeşim devam etsene ona. Bütün dünya bize hürmet etsin. Sen niye taraf tutuyorsun be? Ne lüzum var? Taraf tutmadan daha etkili olabilirsin. Ama şu anda da hocam İsrail'in yaptığına kayıtsız kalmak mümkün mü? Hastane bombalıyorlar, küçücük çocuklar. Bak sevgili kardeşim asla kayıtsız kalmayacaksın. Amerika'daki Yahudiler bile İsrail'e karşı miting yapıyorlar. San Francisco Üniversitesi'nde bir Yahudi ve meşhur bir profesör İsrail'in politikasına karşı yazı yazdığı için adamı anında işinden atmışlar. Yani böyle saçmalıklar olursa karşı çıkacaksın. Tamam mı? Ama tek bir tarafa karşı çıkarsan öteki tarafın koruyucuları sana çullanır. Tayyip Bey'in ondan başta yaptığı hiç kimsenin hayır diyemeyeceği bir şeydi. Bu İnsan öldürme furyası dursun dedi. Bu artık hocam bayağı soykırıma falan girdi. Yani İsrail girdi tabii ya. Yani. Girdi. Yani hiç... Ama sen tarafsız olsan çok daha fazla lafını dinletirsin. Dersin ki bak ben bu Hamas'ın attığı roketleri de tasvip etmiyorum. Ama burada yapılan bu korkunç katliamı da tasvip etmiyorum ve şunu diyebilirdi. Kardeşim katliamdan en çok sıkıntı çekmiş millet kimdir? Yahudilerdir. Değil mi? Yahudilerin bunu iyi bilmesi lazım. Çünkü bugün sen onlara yaparsın, günün birinde başkası gelir sana yapar. Şimdi yaptıkları o değil mi hocam? Evet. Ya korkunç bir şey yani bu. Ama benim istediğim Türkiye politikasını yönlendiren kişi olarak biz Cumhurbaşkanımızı görüyoruz. Orada Hakan Fidan var aslında. Hakan Fidan'ı beğeniyor musunuz bu arada? Şahane bir adam. Öyle mi? Ben tanıdım Hakan Fidan'ı. Fevkalade genel kültürü geniş. Şahane bir adamdır. Yani bana demek ki asker olduğu için seviyorsun sen onu diye ama. Biraz var galiba. Abi yani Hakan Fidan hakikaten muhteşem bir. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben onun genel kültürüne hayran oldum. Geçenlerde bir Almanca konuşurken bir video... Ya kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde ben olsam Hakan Fidan'dan gelmeyen hiçbir şeyi söylemem. Dışişlerini. Tabii. Bildiğin konular ama değil. Ama Hakan Bey de geçen şeyle ilgili çok acayip bir konuşma yaptı. Gördünüz mü onu? İsrail'in yaptığının adı çok bayağı da ses getirdi. Yani bu yaptığının adı düpedüz hırsızlıktır. Önce bunu koyalım dedi. Ondan sonra geri kalalım. Evet. Konuşuruz. Evet. Bak abi yani bunlar güzel. Çünkü doğru. Anlatabiliyor muyum? Din kardeşlerimizi alkış tutacağız hikayesi değil bu. Uluslararası politikada bu yapılan hırsızlıktır. Herifin vatanını gidiyorsun işgal ediyorsun. Hamas'ı öldüreceğim diye bütün Filistin'i yok etmeye kalkıyorsun. Bu yapılamaz. Yani yaparsan ileride adamın canını okurlar. Ve dikkat edersen hızla İsrail-Amerikan cephesi desteğini kaybediyor. Bunun destek olacak bir hali kalmadı ki hocam. Evet. Kim olabilir? Buna destek olan artık kendine insanlığından çıkmış olması lazım yani. Ve heriflerin aptallığını düşün ki bunu görmüyorlar daha. Vallahi görmüyorlar mı artık bu başka bir iş oldu yani. Bu mesele hani siz dediniz ya tarafsız kalmak falan. Burada artık tarafsız kalmak da çok kolay değil yani. Hayır bak tarafsız kalacaksın ama... Katliama söyleyeceksin katliamı. Hayır, katliamı reddedeceksin, buna tedbir alınsın diyeceksin.